Gökhan Gönül. Hattın? Merhaba. Merhaba, selamlar. Nasılsınız? Selamlar Zeynep Hanım. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yeni şeyiniz, takımınız hayırlı olsun. Biz de teşekkür ederim. Evet. Ben aradan çekileyim. Sizin soracaklarınız vardır. Soracaklarım sizi... yok aslında. Hı hı. Can bizim kardeşimiz. Annesi babasının da ona ulaşmak bir dakika, bir dakika. Bir alkış gelsin. Yani kardeşiniz değil mi? Kabul ediyorsunuz. Ya inkar etmiyorum ki. Ben de ama yalnız bunu 3-4 gün önce öğrendim. Evet, doğru, haklısın. Üç kardeştik, 4 olduk. Evet. Kalabalık aileydir. Evet, gözünüz aydınlıyor. Evet. Ne diyeyim? Sevgili Gökhan Gönül. Gözünüz aydın diyeyim Cancığım, yani. Cancığım, 3-4 gündür annen baban sana ulaşmaya çalışıyor. Bizler de öyle. bir an önce bence artık hani özel hayatını çok fazla anlatmana da gerek kalmadığını düşünüyorum. Zaten annem baban da şu an seni bekliyor. Bizler de bekliyoruz. Biz sesini duyamaz mıyız onların da Gökhan Bey? Yani benim annem babam böyle çok televizyonlara alışık insanlar değiller. Olabilir, evet. Ama çok fazla, ben de çok fazla sevmem aslında, biliyorsunuz beni az çok. Biliyorum ama ben bağlanmanız önemliydi çünkü gerçekten Can'ın, yani bizim gördüğümüz kadarıyla öyle bir maddi beklentisi yok. 4 yıl sokaklarda yaşamış, çok zor bir hayatı olmuş. Bilmem hanım, biliyorum ben. Acayip her şeyi zor bir hayatı olmuş Gökhan Bey. Ama 3-4 gün önce öğrendim. Biliyorum. Ben sizi de bakın. Can gibi belli yaşa kadar zaten annesiz büyüdüm. Az önce söyledim, evet. Yani siz de 20 yaşına kadar annenizi tanımamışsınız galiba. Evet, aynen öyle. Evet. O yüzden Can'ın da çok fazla özel hayatını da çok paylaşmasından yana değilim aslında. Hı hı. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Yeterince zamanı da var. Kendi kardeşlerine, annesine, babasına, yaşananlara her şeyi konuşabilir. Gökhan Bey, sonuçta bu güzel, bakın bu güzel bir olay. Bu inanılmaz güzel bir olay. Arada kopukluklar olmuş, anne babadan kaynaklanan. Bunlar sizin hatalarınız değil. Siz de kardeşinize sahip çıkıyorsunuz ama o annesiyle babasıyla konuşmak istiyor. Dolayısıyla insanlar biz sizi duyuyor. Sevgili babasının yanına hemen gelebilir. Tabii sevgili Gökhan Gönül, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Siz de kamuoyuna mal olmuş birisiniz. Dolayısıyla herkes sizin anlatacaklarını, Can'ın anlatacaklarını çok fazla merak ediyor. Ben anlıyorum, siz yani kamuoyunda bu kadar her şey, aile sırları konuşuyorsunuz, istemiyorsunuz ama bu çocuk 4 yıl uğraşmış, biliyor musunuz sevgili Gökhan Gönül? 4. Ya ben biliyorum, ben de dediğim gibi yeni öğrendim. Evet evet. Peki ben şunu merak ediyorum izninizle. Peki o sırada neden baba hatta şunu söylemiş bizim ekip arkadaşlarımıza, ben dava açacağım, niye böyle yapıyor şeklinde babanızın biraz sert bir tavrı var. İzninizle bunun neden olduğunu öğrenebilir miyim? Niçin babanız bu kadar yani sert duruyor? Nedenini bilmiyorum. Belki de çok özel hayatını paylaşmak istemediğinden olabilir. Yaşanmışlıklar vardır zamanında. Her ailenin içerisinde yaşanan şeyler oluyor. Tabii burada sadece Can gibi değil. Ülkemizde, dünyada birçok insan bu tarz konularla bunları tabii yaşıyor. Ki. Gökhan Bey, öyle hayatlar var ki, yani o hayatlardan bir tanesine de hayat, yani siz tanıklık ettiniz ve bir kardeşiniz oldu, bir tane daha kardeşiniz oldu ama ben şunu merak ediyorum. Ne güzel işte. Evet, yani. Aynen, çok güzel canım. Oldu. Evet, hepiniz erkek çocuğusunuz. Şimdi ben şunu merak ediyorum, siz 20 yaşına kadar annenizi neden göremediniz? Ayrılardı çünkü. Ha, ayrılardı, sonra siz mi barıştırdınız? Evet. Ya ben buldum annemi. Aynı Can'ın bizi bulmaya çalıştığı gibi. Aa, siz annenizi aradınız, öyle mi? Evet. Anneniz Samsun'da mı kalıyordu peki? Nerede kalıyordu? Ya çok, dediğim gibi çok fazla girmek istemiyorum Didem Hanım. Siz de hani, sizden de ricam hani çok fazla bu özel hayatı kurcalamadan. Yok yok, kurcalamıyorum da şimdi Can da bizim misafirimiz hani var. Önce iki kardeş konuşur musunuz? Görmek istediğinden bahsediyor. Sevgili Gökhan Gönül, ben aradan çekildim. Ben sizi hani anlıyorum. Önce, bence hiç bu şeyi de zamanı da, onca geçen zamanı da boşu boşuna olmaması adına, hani zaman kaybetmemesi adına bir an önce gelsin annesini babasını kardeşlerin yanına. Konuşacağı, dertleşeceği çok şeyler vardır. Biz onu bir an önce aramıza bekliyoruz. Biraz Can'ı dinlemek ister misiniz? Ben mümkünse onunla yüz yüze görüşmek isterim. Ya telefonla konuşmak, herkesin içerisinde benim de ona sormak istediğim şeyler vardır. Onun da bana vardır. Biz onunla en kısa sürede, hatta mümkünse bugün bir an önce görmek istiyoruz. Siz şu anda Rize'de misiniz? Evet. Oradasınız. Can, senin soracakların var mı? Söyleyeceklerin var mı? Ya sürekli ağlıyor, biliyor musunuz Gökhan Bey ya?
O kadar ya naif, anlıyorum. Naif bir çocuk ki. Çok ağladım. Benim de annem de, ben de anne babayla birlikte büyümedim yani. Babamla büyüdüm. Babaannemin beni de büyüttü. Ama dediğim gibi, ben Can'ın neler yaşadığını çok farkındayım. Bir an önce aramıza gelmesini istiyoruz. Can, ne diyorsun abinin bu çağrısına? Didem Hanım, bence siz yani çok fazla da ekranlarda... Hayır, ben Gökhan Bey, Can ne derse ben onu yapacağım. Ya izin, yani kusura bakmayın, Can ne derse ben onu yapacağım yani. Can, ne istiyorsun? Ya ben tabii ki buluşmanızı istiyorum ama Can'ın ne istediği önemli. Can aslında sizi değil de annenizi babanızı istiyor ya. Evet. Ha, tamam, yani... bekliyoruz diyoruz zaten biz de. Neredeler onlar? Bursa'da. Ya seni kabul ediyorlar, merak etme. Ben kabul etmiyorsun değilim. Ne oldu? Ne oldu Can? Tamam, kabul ediyorlar, ona bir şey demiyorum. Yaşadıkların aklına geliyor tabii. Yani. Didem abla, 27 sene. Evet. Nasıl verebilecekler? Gökhan Bey, çok haklı bir soru. Diyor ki, 27 seneyi bana nasıl geri verecekler? Hı? Ya bu arada ben Gökhan Bey, bunun olayın sizle ilgisi yok. İzleyicilerimiz yanlış anlamasın. Bir kez daha söyleyeyim. Gökhan Gönül'ün de, sevgili futbolcumuzun da, çok da başarılı futbolcu. Tabii ki yani, lütfen yanlış anlamayın. Dedi. Bakın, insanların başına her şey bu, insanların başına her şey gelebilir. Ondan sonra size iyi ki sizin gibi bir abisi var. Çok da şanslı. Ondan sonra ama şu soruyu soruyor. Diyor ki yani ben... Tamam Didem Hanım, ben çok iyi anlıyorum. Sorusunu da çok iyi anlıyorum. Ben de size söylüyorum. Diyorum ki... Evet, abi senin daha konuşmanı istemiyor. Annesini ve babasını sıcası. Da görmek istiyor. Varsa soracakları, konuşacakları da, görüşecekleri de... Sizin önünüzde, herkesin önünde... Siz kendi, Didem Hanım, kendi eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla konuşmalarınızı canlı yayında tartışmak ister miydiniz? Ama kamuya mal olmuş bir mesele ise benim elimden çıktı Didem tabii Hanım, ki. Hı hı. Ben şimdi... Can'ı da çok iyi anladığım için... Varsa görüşecekleri, konuşacakları ne varsa geçmişe dair... Geleceğe de dahil bir araya gelip konuşulacak şeyler. Aile olarak bir araya mı gelelim diyorsunuz, görüşelim mi diyorsunuz? Ya zaten Can'ın en çok istediği şey bu değil mi? Ha? Benim sadece anne baba. Tamam ben, Can. Ben şu an bunları istiyorum. Tamam yani, hiç uzatma o zaman. Çık oğlum. Çık gel. Ya Can, pardon Gökhan Bey, şunu yapabilir miyiz? Babanızın sesini duyarsa ikna olacak. Bakın, siz onu ikna edemiyorsunuz. Hayır, zaten ikna olacak bir şey yok ki Didem Hanım. Zaten Can görmek istediği tek şey, hayatta istediğim tek şey anne ve babama kavuşmak demiyor mu? Yani babama söyleyip, babama bağlayıp babamdan ikna olmasını bekleyecek ne var ki? Ben de anlamadım. Bir şey var yani. Bir evet dememesine... Tamam. Ben de anlamadım. Telefonla aradığımda... Gökhan Bey, bir... Yani güzel bir şekilde bağlanıp, ben Can'a da, sizlere de yardımcı olup, her şeyin düzgün bir şekilde ilerlemesini istediğim biliyorum, için... Biliyorum ama bir Can'ı dinleyin, ne olur ya. Siz, hayır, ben şimdi bak... Ama gelmiyorsa ben zorla... Çok fazla, tamam. Gökhan Bey, bakın 25-30 yıllık bir yayıncı olarak bunu bana söylerseniz ben de buna çok üzülürüm. Ama niye uzatıyorsunuz? Ben normalde bunu reyting kaygısı olarak yapsaydım ne yapardım biliyor musunuz? Az sonraları dönerdim. Saat 18'e doğru Can'ı orada yayına alırdım. O zaman onun üzerinden, sırtından nemalanırdım. Anladınız mı? Benim öyle bir derdim yok yani, lütfen yani. Kimle konuştuğunuza da bir dikkat edeceksiniz yani. Burası futbol programı da değil. Ben de sizi tanımam etmem yani. Futbolla da alakam yok. Değil. Hiç tanımam etmem ama Can burada sorular soruyorsa ben ona sorma, ağzını kapatma diyeyim. Kurban olayım. Gelip annesine babasına sorsun. Tamam. Doğru, annesine sor. Abi Can'ı dinleyin. Niye dinlemiyorsunuz? Buradan çıkartmaya çalışıyor. Can, bir şey söyler misin? Ben de dinliyorum ki işte. Ben özelliğime paylaşmak istemem diyorum insanların, herkesin önünde. Biz de Can'la beraber Can. Senin de saygın var. Can bizim misafirimiz. Tamam, peki. Can, gel kalk ayağa bakalım. Biz bir veda alışıyorum ama ben o kavuşma anını çekmek istiyorum. Olur mu? En azından girişini. İnşallah nasip olursa. Hadi bakalım. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Gel bakayım. Aa, tatlım benim.
Yurtta kalan çocukların bir özelliği vardır. Sarılmayı çok isterler. Değil mi? Çünkü sarılan kimseleri yoktur. Yani oradaki kişiler, görevliler falan sarılır ama... Evet, yani yurda lütfen o yüzden kimse sizler çocukların yurduna yanında çok sık sık...